Benim adım Kemal Djemal'dı. 1930'da Arakçı'da doğdum. İlkokulu bitirdim. Ondan sonra Lefke'ye gittim. Kulturacı öğrenmek için. Orada 3 sene çalıştım. Ona tekrar geldim geri köye. Dükkan açtım. 2-3 sene çalıştım. Sonra karar verdim Avustralya göç edeyim. 7 Şubat 1952'de Sydney'e geldim. Ki sebebi de Kıbrıs'ta istikbal göremedim. O da bir de Türklerin anladığımın istikbali o kadar parlak görünmezdi Kıbrıs'ta. Karar verdim geleyim Avustralya. Vapuru aldık Lemos'undan. Yunan vapuruydu Korsika. 50 Kıbrıslı Türk kaçtık o zaman. Lemos'undan. Bazı iki hayatta kadar yolculuk yaptık. Çünkü vapurumuz o kadar berbat idi. Çok zorluk çektik. Nihayet geldik Marrickville'a geldik. Hesapta vapur gelecekti Sydney'e fakat Avustralya hükümeti müsaade etmediğini çünkü safe değildi. Ve bizi tren ile Marrickville'dan getirdiler Sydney'e. Sydney'e geldiğinde burada bana davetiye çıkaran Fuat idi. Sonra köylü Marif geldi de beni teslim aldılar şeyden, tren istasyonundan. Klipte kalırdık. Başka köylülerle beraber. Ve başladı işe. Lisan idi. Lisan idi. Alışveriş yapmaya gittiğimizde eşyaların ismini bilmezdik. Gidip parmaklarımızla gösterirdik ve bize verildi listelerimizi. Satıcı böyle gece okullarına başladık. Ben haftada 3 defa giderdim. Çünkü istedik en erken bir zamanda lisanı öğreneyim. Gerek kalacaksanız burada gerek kalmadı. Ben 5 sene için geldim Avustralya'ya. Fakat ne zaman olursa olsun lazım lisanı öğreneyim. Ki o 5 seneyi burada mutlu geçirebilmek için lazım konuşan bir şeyin lisanı. Ve uğraştım çok. Ondan sonra dedik olur olmaz. Zaten yerlilerden tanışacaksın, arkadaş yaparsın. Tanıdım birkaç tane diyoruz. Burada aradım, onlar bana yardım ettiler. Lisanı öğreneyim. Kimisini 2-3 ay sonra bırakırdım çünkü evlenmek isterlerdi. Ben bırak evlenmeyi deyince ben bırakırdım bir yere anladın mı? Başka bulurdum anladın mı? Böylelikle yardım ettiler bana lisanı öğrendim. 60'ta gittim Kıbrıs'a. Arkadaşlarım diyor bana ki eğer geri gideceksem hayvan aradım zor durumunda Türk kızları Avustralya'ya gitmez dedi. Kaçmazlardı. Yani çok memnun oldum. Bana öğrenişte gideceğim geri Avustralya'ya dedim geleceğim. Yani bir deneyeceğim. Evet, Kıbrıs'a gittim. Buldum çoğunu orada. Ben de come to stay here. Kaladan Kıbrıs'a. Anladım ya gene şey Feray'ı, sen Feray'ı buldun bana değil mi? Gideri buldum. Gideceğim dedi, nereye gideceğim, nereye gideceğim dedi. Nereye gideceğim, sen mi de gideceğim dedi. Evledim de geldim geri. Dükkanım var idi. Marrickville'de. Dükkanın kasında vardı, orada kaldım. Öldükten sonra. Şeylere kadar. Orada kaç çocuğumuz doğduydu? 2 tane doğdular orada. Ondan sonra ev küçüğüydü. Erbut'ta bir evi aldım. Hani şimdi içinde kalıyorum ona. Orada kalıyorum şimdiye kadar. 5 tane çocuğum vardı. 2 oğlan, 3 tane kız. Tekrar geri Kıbrıs'a gittim. Lütfen evvelisi. Kıbrıs'ın durumunu daha iyi gördüm. Çok eskisinden daha iyi durumda gördüm. Orada 6 ay kaldık. Türkiye'ye gittik. Orasını girdik. Oranı çok güzel bulduk. Avustralya'ya geldim. 5 sene için para kazanayım. Tekrar geri Kıbrıs'a döneyim. İstedim 5 sene. Ondan sonra Kıbrıs'taki durum değişti. Siyaset değişti. Türklerin kavgası çıkardı. Adam. Ben burada 5 sene. Ben sonra yerleştim burası. Sevdim.
Ben burada para kazanıyordum. Onun için karar verdiğim kalayım burada.